Oya Aydoğan'ın ölümünden 154 gün sonra ortaya çıkan sır. Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'ın arasına neden kara kedi girdi? Benim elime doğdu bir kere. Ben Bülent teyzeye saygım sevgim sonsuzdur. Oya'nın tabii hatırı çok büyük. Sizin aracılığınızla yani bu konu burada bitmiş olsun. Ve üzüldüm. Benim arkadaşım. Değerli izleyenler, hiçbir sır saklı kalmıyor. Magazin dünyası bir garip gelişme daha yaşıyor. Bir tarafta Türk müziğinin yaşayan efsanesi Diva. Oya'nın tabii hatırı çok büyük. Diğer tarafta beyefendi kişiliği ve annesine olan bağlılığıyla bilinen genç bir adam. Ortada bir yanlış anlaşılma olmuş, o kadar. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın 15 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Gurur ve kadim dostu Diva'nın arası açılmış. Benim elime doğdu bir kere. Ben Bursa'da okuyordum. Geldim, ona güzel bir pırlanta, mele pırlantalarla bir künye yaptırmıştım. Gurur'un doğduğu günü dün gibi hatırlıyorum diyor Diva. Yani o bizim çocuğumuz, anasından emanet de. Ne bileyim, ben şahsen değişik şeyler oldu ama Oya'nın tabii hatırı çok büyük. Size bir künye takmış galiba bebekliğinizde, duruyor mu hala o künye? Evet, duruyor ve ufak bir mektubu da var, o da duruyor. Diva derin bir nefes aldı röportajda ve deyim yerindeyse eteğindeki taşları dökecekti ama sabretti. Söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Biz yapalım dedik. Nur'un evinde Mevlid'ini. Onu böylesine sabırlı görmek her zaman mümkün olmuyor. Patladığında Etna Yanardağ gibi lavlar saçıyor Diva. Ancak konu şu, Oya Aydoğan'ın ölümünden sonra Bülent Ersoy tüm Mevlid organizasyonunu üstlenmek istemiş. Oradan birkaç kişi, kim söylediyse artık ne dedilerse bilemiyorum. Demişler. Bilin, bizim arkadaşımız. Yani bize yakışır. Ya orada sadece bir herhalde karışıklık olmuş. Aramızda bir bilgi alışverişinde herhalde bir aksilik olmuş. Yani hiç öyle bir durum yok. Kadim dostu Oya Aydoğan'ın Mevlid organizasyonu üstlenmesine birileri karşı çıkmış. Onun üzerine Nur kendi evinde yaptı. Ben de camide yaptırdım. Bülent Ersoy benim hani teyzem gibi gördüğüm bir insan ve annemin en yakın arkadaşlarından bir tanesiydi. Benim her zaman ona saygım, sevgim sonsuzdur. Yani o yüzden aramızda hiçbir şekilde bir problem olamaz. Nur Yerlitaş evinde, Diva da kendi evinde dualar okutmuş. Üzüldüm. Benim arkadaşım. O zaten annemin arkadaşı. Sonuçta annenin babanın arkadaşı daha farklıdır ya, hani her istediğin saniye hani her dakika konuşmazsın. Sonuçta benim işim vardı, hemen direkt ani şekilde diziye başlamıştım ve zaten kafam sadece işteydi. Hani o dönem çok fazla görüşemedik sadece ve bu çok doğal bir şey. Gurur Aydoğan, Bülent teyzemin Mevlid organizasyonu yaptığından haberim yoktu diyor. Biz Levent Camisi'nde yapacaktık. O herhalde biz onun organizasyonunu zaten yapmıştık bir gün öncesinden. O taraf herhalde bu bilgiyi tam bilmiyordu. Biz de Bülent teyzenin evde mevlüt yapmak istediğini biz de bilmiyorduk. O bütün aksilik bu yani. Gurur Aydoğan olayın büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Yani bilgi alışverişinde bir aksilik oldu, sadece bu. Aynı tastan çorba içen, aynı güneşte çamaşır kurutan insanların neden böylesine kötü olduğuna anlam verememişti Diva. Onun üzerinde hakimiyet kuracak kimse yok. Benim arkadaşımın, çoğu arkadaşları vardır ama bizim gibi yok. Nur'la benim kadar yakını yok. Ya onun yani bir soğuklukla veya bir arada bir problemle hiçbir alakası yok yani. Dediğim gibi benim sevgim, saygım sonuçta her zaman var. Diva o günden bu yana Gurur Aydoğan'a tek bir kelime bile etmemiş konuyla ilgili. Ancak kırılmış ve içine atmış bu durumu. Sanki benden türeseydi. Yani çocuğum ha Oya'nın çocuğu. Şimdi bak sen böyle yaptın da ben bilmem ne dedim de falan. İşte onu o şekilde zaten çok yıpranmış, yaralanmış. Ne diye çocuğu bir kez daha üzeyim, kendimi çektim ben de. İşte bu ara çok görüşemedik yani, hepinizin de bildiği gibi, ama en kısa zamanda arayacağım. Diva bir de Gurur'un o yayına nasıl çıktığını anlam veremiyorum diyerek, Oya Aydoğan'ın ölümünden sonra annesinin programına canlı yayına katılmasına anlam verememiş. O kadar lafın üzerine, o kadar laf söylendi. Anasının tansiyonları
efendim çıktı. Sen kalk git oraya. Orada pes dedim ben, pes. Hiç mi dostun yok ha çocuğum? Seni oraya yolladılar. Ben yerlere yatar yine olamazdım. Anan gitti ya. Sonraki dönemde işte bir haber, birbirimizle haberleşirken herhalde bir ortada bir yanlış anlaşılma olmuş, o kadar yani. Bülent Ersoy artık susacakmış. Demek artık bizim çocuğumuz büyümüş, bu kararları veriyor ama doğru ama yanlış. Bana da susmak düşerdi, yoksa her zaman çocuğum. Ancak gururun ne zaman ihtiyacı olursa her zaman yanındayım diye de ekledi Diva. Ne isterse maddi, manevi, her kapı, her şey. Benim arkadaşımın çocuğu ve ilk başta söylediğim gibi elime doğdu. Diva kadim dostunun mezarında da uzun süre ağlamış ve saatlerce mezarının başından ayrılmamıştı. Mekanı cennet olsun, yattığı yer ışıklarla dolsun, şehadetini verebilsin inşallah. Madalyonun her iki yüzüne de baktık. O dönem mevlüt okutmak isteyen ama istediğinin geri çevrildiğini söyleyen Diva ve Bülent teyzemin bu isteğinden haberimiz yoktu diyen Gurur Aydoğan'ı dinledik.